Şimdi devam edelim efendim kaldığımız yerden diğer bir haberle Eray Güçler'le konuştuk. Bir de ilaçlara bakacağız şimdi. Bursa Eczacı Odası Başkanı Okan Şahin ilaç tedarikinde yaşanan sorunlarla ilgili konuştu. Ağustos ayını işaret etti. 3 ilaçtan birine ulaşılamayabilir iddiasını ortaya attı. Ne kadar da bu be? Ay. Süreç eğer böyle devam ederse maalesef Ağustos ayından sonra özellikle ithal ilaçlarda çok ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini öngörüyoruz. Eczacılar uyardı. Yüksek döviz kuru nedeniyle sonbaharda her 3 ilaçtan birine ulaşılamayabilir iddiasını ortaya attı. İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan euro kuru güncellendi. 1 euro 6 lira 29 kuruşa sabitlendi. Ancak artan döviz kuru eczacıları zora soktu. Bursa Eczacı Odası Başkanı Okan Şahin birçok eczacının zarar ettiğini söyledi. Eğer böyle devam ederse bu süreçte bizlere yapılması gereken düzenlemeler yapılmaz ise maalesef Temmuz Ağustos'tan sonra ciddi anlamda eczanelerde sıkıntıların baş göstereceğini ve yıl sonuna kadar Türkiye çapında yaklaşık 8000'in üzerinde eczanenin de kapanma noktasına geleceğini öngörüyoruz. Şahin'e göre aynı ekonomik kaygılardan ilaç firmaları da yeni nesil birçok ilacı Türkiye'ye göndermiyor. Yeni nesil ilaçların %79'u maalesef bu kur sebebiyle ülkemize yeni nesil ilaçları getirmiyorlar. Bu da vatandaşlarımız için çok sıkıntılı bir süreç maalesef. Euro kuru bu şekilde devam ederse Ağustos ayında durum daha da kötüye gidecek. İlaçların %30'undan fazlasına ulaşılamayacak. %30 üzerinde bir ilaç yokluğu demek neredeyse 3 ilaçtan bir tanesinin ulaşılamıyor olması demek. Sağlık başlığında önemli bir konu daha var ki ne yazık ki sonu gelmiyor efendim. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet. Acil servise doktora yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi ne yazık ki. Hasta yakınlığı görevli bir doktoru önce dövdü sonra da silah çekti. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son bulmuyor. Hastanenin acil servisinde görevli doktor silahlı saldırıya uğradı. Doktor Ali Fırat Ülgüt, Diyarbakır'da üniversite hastanesinin acil servisinde görevliydi. Boğazında et kalması şüphesiyle acile çocuk hasta getirildi. Tetkikler yapıldı ancak hastanede çocuk gastroloji bölümü yoktu. Başka merkeze sevk edildi. Hasta yakınları sevk işlemini kabul etmedi, doktora saldırdı. Doktorun boğazını sıktı, yere yatırıp yumrukladı. Araya görevliler girince bu kez de silahına davrandı. Doktorun meslektaşları saldırganın elinden silahı aldı. Darp edilerek silah tehdidi gören doktor yaşadıklarını anlattı. Hasta yakınları neden başka hastaneye gidiyoruz şeklinde söylemlerde bulunup elini masaya sertçe vurdu. Ardından sakinleştirmeye çalıştık ama fayda etmedi yani. Ondan sonra saldırı gerçekleşti. Tabii araya güvenlik görevlileri arkadaşlar, diğer sağlık çalışan arkadaşlar araya girince bu defa silahına sarıldı. Neyse ki engel oldular. Şurada birkaç ekibimiz var. Doktora yumruklar savurup silah çeken hasta yakınları F.Ç. ve M.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.